Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kar Simülatörü 2'ye devam ediyoruz. Ve biliyorsunuz en son Kar Simülatörü 2'de yine biz garajları doldurmuştuk. Hiçbir yerimiz kalmamıştı araba alacak. Şimdi bugün biraz taslağım var. Yeni bir garaj satın alacağım. Daha sonrasında da yeni bir araba alacağız tabii ki. Ama işte araba konusunda çok karar veremedim ya. Abi hangisini alsam, onu mu alsam, bunu mu alsam? Kafamda bir iki araba var ama henüz tam karar verebilmiş değilim arkadaşlar. Şimdi bugün önce şöyle bir şey yapacağız. Bir arabamızı bir seçelim. Biraz da para kasacağım arkadaşlar seçtiğimiz araba için. Beraber biraz para kasalım. Daha sonra da güzelce arabamızı alalım arkadaşlar. Şimdi ben bugün GTR'ı kullanmak istiyorum. GTR'la önce iki tane mi garajımız kalmıştı satın almadık? Bir onları bir kontrol edeceğim. GTR neredesin? Burada bir e-tron var. Burada bir GTR var. Çok güzel bir araba gerçekten arkadaşlar. Hemen şimdi garajlarımızı bir kontrol ediyorum. Bir tane burada. Bir tane de buradan, yani toplam iki tane garajımız kalmış bizim bu oyunda. Şimdi ikisini de gezeceğim arkadaşlar. En fazla garaj yeri, araç yeri olan garajı tabii ki satın alacağım. Daha sonra da kafamda bir araba var. Daha önce almadığımızı düşünüyorum o arabayı. Onu almaya çalışacağım. Birazcık da para kasacağım tabii ki. Para da beraber kasalım. Yani bayağıdır kasmıyoruz. Şimdi abi burada 4 arabalık bir garaj yerimiz var. 100 taslak değil mi? 100 taslak. Bir de şimdi aşağı taraftakine gideceğim. Alt kısımdaki garaj da eğer 4'lükse orayı satın alabilirim. Aşağıda birazcık garaj alalım. Burada çok fazla garajımız var. Gerçi orayı da alsak, burayı da alsak elbet ikisini de alacağız zaten. Ama bir orayı da bir görmek istiyorum ben arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde trafiğim kapalı. Trafiği kapalında çekilmiştir arkadaşlar bu video. O yüzden hızımızı her şeyi yapabiliriz. Yalnız abi GTR'da çok güzel gidiyor ya. Gerçekten çok güzel bir araba. Performansı, kullanımı bayağı iyi. Şimdi nerede bu? Oo, çok aşağı tarafta. Devam edeceğim. Şehrin alt kısmına doğru gideceğiz. Ve şu garaja bir kontrol edelim arkadaşlar. Daha sonrasında da alacağımız arabaya karar verelim. Şu an karar vermedim. Sadece böyle bir aklımda bir tane araba var. Acaba onu mu alsak diye düşünüyorum ama dediğim gibi karar vermedim henüz. Kararı beraber verebiliriz. Gerçi beraber nasıl vereceğiz ama ben sizi hissederim arabayı isteyip istemediğinizi. Şu, hop ters döndüm. Ters. Şuradan devam ediyorum. Haydi bakalım. Ha, şurası mı? Bura kaç? Oo, bura üçlüymüş abi. Burayı almaya gerek yok abi. Burayı almam. Bu da 100 taslak. Aynen. Burayı almam. Dörtlü var abi yukarıda. Niye burayı alayım şimdi? Dörtlüyü alalım arkadaşlar. Hadi gidelim önce şu garajımızı bir satın alalım. Daha sonrasında da arabamızı alalım arkadaşlar. Paramızı kasıp. Abi yeni güncelleme yine hala soranlar oluyor. Bir bilgi yok arkadaşlar, yani hiçbir bilgi yok hem de. Bilmiyorum ne zaman gelecek, ne olacak. Hiç kimse de bilmiyor zaten. Bakalım göreceğiz. Yani şu arabalar bayağı azaldı bizim artık alacağımız arabalar. Bir an önce gelse de yeni şehre geçip oraları keşfetmeye başlasak, orada arabalar almaya başlasak ama bilmiyorum, dediğim gibi hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok hem de, o yüzden şu an sadece bekleyeceksiniz. Benim gibi siz de bekleyin arkadaşlar. Şimdi 4 arabalık bir garaj yerimiz, 100 taslağı satın aldım. 5'li ödül geldi o arada, denk geldi. Böyle kapılarını açalım. Bir sıkıntısı var mı garajın? Yok, biraz ağaç girmiş içine. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi benim bugün aslında almayı planladığım bir araba var. Şu garajı kapattım. Apartmanları da kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Sadece galeriler gözüksün. Şurada Hachiroku diye bir araba var arkadaşlar. Hachiroku Toyota'nın GT86 modeli olması lazım. Bu arabayı aslında düşünüyordum ben. Alma planım vardı. Ama onun dışında farklı arabalarda alabiliriz aslında. Ama kafamda bir o vardı. Buradaki birçok arabayı satın aldık. Hatta hepsini bile almış olabiliriz. Bir R8'i almadık. R8 eskiden vardı bizim ama gitti daha sonra. Buradakilerin sanırım hepsini almış olabiliriz. Ya şimdi o kadar da çok araba oldu ki abi, hangi birini aklımda tutayım ben? Unutuyorum yani. Bir sürü arabamız var çünkü şu an. Burada almadığımız araba Beater'ı daha önce aldık, silinmişti Hummer'ı. Hyper 2'yi aldık. Aynı Rimac. Bir Hyper 2 eksik. Bir de Hydra eksik. Hydra'yı da daha sonra alacağız, paralı araba. Şimdi abi o zaman ben
yine benim o düşündüğüm, karar verdiğim arabayı mı alsak? Bence siz de seveceğinizi düşünüyorum Hatch Roku'yu. Burada yine almadığımız arabalar var tabii ki. Buradakiler, bunlar ucuz olanlar da. O zaman Hatch Roku'yu bugün satın alalım arkadaşlar. Ama Hatch Roku'yu satın almadan önce çok az bir para kasmamız lazım. Yani o arabanın fiyatı 260 falan olması lazım. Yani 300 kasalım cepte hazır dursun. Daha sonra Hatch Roku'yu alalım. Toyota GT86. Yanlış bilmiyorsam o arabanın markası, modeli. O arabayı satın alalım. Güzelce testlerini yapalım ama önce dediğim gibi ufak bir para kasmamız lazım. Yaklaşık 150 bin para kasacağım hemen. Hızlı bir para kasma yapacağız. Zaten bayağıdır da para kasmıyorduk. Hem de böyle birazcık değişiklik olsun. Ve Car Simulator 2'de artık çok ama çok az kaldı. Ya o kadar az kaldı ki almadığımız arabalar. Bilmiyorum nasıl şey yapacağız. Yani garajda yerler bitiyor. Artık doluyor biliyorsunuz. 2 tane garaj kalmıştı. Bugün de birini aldım. Toplam 7 tane araba alabileceğiz şu an. Oyuna yeni güncelleme gelene kadar. Onu da söyleyeyim. Bugün bir tanesini alıyoruz. Hatch Roku, kaldı 6. Bu 6 arabayı çok ama çok iyi belirlememiz lazım. O yüzden yorumlarda yazarken dikkatli bir şekilde gerçekten hak eden arabaları yazın. Öncelik almadığımız normal parayla alınan arabalar. Daha sonrasında da gerçek parayla satılanları yazın arkadaşlar ki ben de bir bakayım hangisini alabiliriz. Paramızı kasalım. Yine T6 için hangi arabayı T6 yapmam istersiniz? Onu da yazın. Bir T6 yapmamız lazım yakın zamanda. Bayağıdır T6 yapmadık. Çünkü T6 önemli arkadaşlar. İşte taslak kasmak birazcık zaman alıyor. Onun dışında sıkıntı yok. Şimdilik GTR'la bir 150 bin para kasıp ardından da güzel bir şekilde yeni arabamızı alıp garajımıza koyacağız. Testlerimizi yapacağız. Hatch Roku'nun performansını merak ediyorum. Yani özellikle top speed ve drift performansı benim için önemli. Bakalım onlarda neler yapacak. Önce şu görevi bir bitirelim. Durmadan güzel geçtim. 8500. Haydi bakalım. Artık drift yapmaya gerek yok. Direkt basıp gideyim. Çünkü parkur bitsin de. Bir an önce şu parayı tamamlayalım. Daha sonra arabayı almaya gidelim arkadaşlar. Şu an için %75 ilerlememiz var. Haydi bakalım. Bas 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 bas. Bir de tabi drift yaparken öyle çok rahat hızlı gidip dönüş dönüş yapamıyorsun. Çünkü drift modu aktif. Bak böyle bazen duvara falan çarptığınızda takılıp kalıyor araba. Haydi bakalım. GTR'ı da özlemişiz ya. Vallahi güzel drift yapıyormuş. Gerçekten güzel drift. 35 mi aldık buradan? 35 bin aldım. Şimdi doğru hemen şeye gidiyorum. Yukarıya çıkacağım. Orada bir dayanıklılık yarışı yapacağım arkadaşlar. Dayanıklılık yarışı da biliyorsunuz önemli ve güzel de para getiriyor. Bir onu yapıyorum. Arada ben şu 100 ve 500 metrelik drag yarışları var ya, onları yapıyorum ve çok ciddi para kasabiliyorsunuz. Yani bütün parayı bu 4 yarış üzerinden kasıyorum. Taslağı da aynı şekilde ama taslağı son zamanlarda reklam izleyerek. Bir reklam bir taslak. Sınırsız izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bugün mesela bu taslağı o şekilde kastım. Ve çok da uzun sürmüyor. Yani oynayarak kasmaktan daha kısa sürüyor. Onu söyleyeyim size yani. Bayağı kısa sürüyor gerçekten. Haydi bakalım. Oo, arabalar hızlı mı? Bizim GTR sanırım T6 değil zaten. O yüzden birazcık bak öndekine bile anca yetişti. Arabalar hızlı ama biz daha hızlıyız arkadaşlar. Bir bakayım. Arkada geliyorlar. Bir de takla attı, makla attı. Ben de atacağım. Önüme bakmam lazım. Haydi bakalım. Bugün yeni bir arabamız daha oluyor ama yani çok da araba kalmadı. Ya paralılar var, tamam, paralılardan almadıklarımız var ama çok çok da bir araba kalmadı. Özellikle gerçek para dışında almadığımız arabaları bir yazın, bir onları bir göreyim arkadaşlar. Yani ne kaldı bizim? Bilen varsa tabii ki gerçek parayla alınanlar dışındakileri bir yazın. Onları bitirelim sonra da paralılara geçelim ki bu ara zaten paralılarda iyi alımlar yaptık. Yani 2 tane araba aldık paralılarda bir 2 hafta içerisinde. Bence fazla hızlı aldık yani. Yine alacağız zaten merak etmeyin. Ama önce bir parasızları bir bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra da diğerlerine geçeceğim. Bu yarıştan da birincilikle ayrıldık mı? Artık ayrıldık diyebiliriz. Hadi size bay bay. Onlar orada hala yarış bitirmeye çalışıyorlar ve bitti. 215 bin paramız oldu. Ben yine şurayı bir kontrol edeyim. Bazen sıfırlıyor hemen. Sıfırladıysa oynarız.
Yok, sıfırlamamış. Devam abi. Devam 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 devam. Dediğim gibi 260 mı 270 bin mi öyle bir fiyatı vardı Hatchroku'nun, Toyota GT86'nın. Ama yine de bir şey yapmak lazım. Bunları geçebilir miyiz? Bir deneyelim. Çünkü drag yarışlarında bazen araba yetersiz kalıyor bu tarz arabalar. Dur bakalım. Arabalara geçebilecek miyiz? Geçemeyebilirim arkadaşlar. Drag yarışlarındaki arabalar güçlü oluyor. Aldım. Oo, neredeyse kaybediyorduk, gördünüz mü? Burun farkıyla aldık neredeyse yani. Ben şurada bir de 500'lüğü yapalım. Bakın yine taslağımızı kasmaya başladık. 10 taslağa geçtik. Böyle böyle taslakla kasıyorum. Bir yandan da hem para hem taslak hem de daha iyi sürmeyi öğreniyorsunuz. Hem de daha iyi araba kullanmayı öğreniyorsunuz. 500 metre biraz daha uzak haliyle. Bak arkadan geliyorlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Hop. Dördüncü vites. Bak nasıl geliyor Lexus. Vay vay vay. Neredeyse geçecek ya. Vallahi neredeyse geçecek. Hadi bakayım. Şimdi artık son iki yarış yapalım. Bir tane drift yapalım. Sonra bir dayanıklılık, ardından paramızı tamamlıyoruz zaten. Gidip de şu arabayı alalım arkadaşlar artık ya. Vallahi alalım. Yeni bir araba gelsin. Ve yolumuza yeni arabayla devam edelim. Haydi bakalım. Aslında bu yarıştan sonra da bizim para yetiyor da. Birazcık kalsın cepte. Ne olur ne olmaz bir ihtiyaç olur. Biraz da fazla cebimizde para kalsın diye ben bir tık daha fazladan para kasacağım. Bir yarış fazla sadece. Çünkü bir değişiklik isteriz, rengini değişmek isteriz falan. Para yok. Boş yere bir daha uğraşmayalım. O yüzden güzel bir şekilde paramızı kasalım, arabamızı alalım ve daha testlerine başlayacağız arkadaşlar. Daha testini yapmadık biz biliyorsunuz. Daha arabayı almadık ki test yapalım. Çok güzel geçtim oradan. Gerçekten güzel geçtim dönüşü. Ve 6000, 7000, 7500 yapar mıyız tekte? Vallahi 7800 tekte yaptık ve görev bitti. Yani zaten 7500 istiyor. Düz devam ediyorum artık abi. Sağ tarafa doğru vurmadan dönemedik. Ya bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama çoğunlukla güzel drift yapabiliyorum arkadaşlar. Bazı arabalar çok gıcık ya. Onlarla mesela drift yapmayı sevmiyorum. Hangi araba şu an aklımda değil ama. Kayıyor, gidiyor, duvara vuruyor falan. Sizin kontrolünüzden tamamen çıkan arabalar var. Onlar aşırı sıkıntılı. Onun dışında gerçekten güzel arabalar var drift konusunda özellikle. Şu anda da artık biz... Üçten bir dönebilir miyim çarpmadan? Vallahi frenlere güzel GTR'ı direkt vurdu. Normalde drift yaparken durmuyor biliyorsunuz. Ama bu araba gayet güzel bir driftte durdu arkadaşlar. Şimdi hemen 275 olmuş. Hadi bir tane daha yapalım arkadaşlar. O da bizim dayanıklılık yarışımız olsun. Ardından da gidip galeriden şu arabayı satın alalım. Ve testlerimize başlayalım. Hop yavaş. GTR sakin ol. GTR'ın rengi çok güzel ama yakında değişiklik yapacağım arkadaşlar. Arabalarımızın renklerini ufak ufak değişelim. Farklı renklerle oynayalım. Onu da yapacağız. Yine modifiye günlerimiz gelecek arkadaşlar. Ama karar veremedim. Yani yorumlarda çok fazla Toyota Supra'nın hızlı öfkeli modifiyesi istenmiş tasarım ama o konuda düşünüyorum nasıl yapacağım diye. Çünkü örnekler çok az. Yapılmıyor değil, yapılabiliyor ama şimdi mesela bunu videodayken yapmak kolay değil arkadaşlar. Mesela ben şu an kendim öyle, sizin gibi mesela oyun oynuyor olsam oturup saatlerce uğraşır yaparım ama videodayken çok böyle detaylı, zor çizimler, bir de oyun zaten kısıtlı bu konuda bir şeyler yapmaya, aşırı derecede şey oluyor, zor oluyor. O da çizimi bayağı zor Supra'nın. Bilmiyorum, bir bakmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım ama tam emin değilim. Bakacağız. Bakacağız. Şu yarışa bir bitirelim. Gidelim şu arabayı bir alalım. Yeni araba almayalı. Oldu bir hafta sanırım değil mi? Bir hafta falan rahat olmuştur. Karsim Metro 2'de. Karsim Metro 2 ara, yani bazen hızlı seri geliyor videolar. Bazen ara veriyorum. Çünkü hep attığımız zaman bitiyor. Oyun bitti zaten. Bir şey kalmadı ki. Bu yüzden de biraz ara veriyorum arkadaşlar. Yani arka arkaya bazen 2-3 günde attığım oluyor. Bazen başka oyunlar da sıkıştırıyorum. Her gün atarsak bu oyun... Ne yapacağız daha? Hani oyun büyük bir oyun olsa her gün farklı şeyler yapabilsek her gün atayım. Ama yok ki, başka bir şey yok. O yüzden bazen ara veriyorum. Şimdi 305 binimiz var.
Bizim galerimiz şurası mıydı abi? Haçroku buradaydı. Hemen işaretliyorum ve doğru yeni araba almaya sonunda gidiyoruz arkadaşlar. Bak bak bak, hareketi görüyorsunuz mu? Havada viraja girdim resmen. Abi araba çok güzel. İçi falan da gerçekten güzel GTR'ın. R35 gerçekten performansı güzel arabalardan bir tanesi bizim. Arabalarımızın tamamı güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel arabalar aldık bugüne kadar. Daha da alacağız. O yüzden sizin yazdığınız arabalar önemli. Öncelik sırasında. Önce ücretsizler. Daha sonra gerçek paylaşılanlar. Lan niye çakıldın orada? İlk defa orada çakıldım. Sanki daha önce hiç olmamıştı vallahi. Neyse. Bir polis gördüm sanki. Biraz yavaşlayayım şurada da. Hiç bundan kaçma istemiyorum şu an ya. Vallahi şuradan önünden geçip kaldırıma çıkıyorum. Buna da iyi ki kovalamıyor. Yani böyle kaldırıma çıktın diye falan kovalasa iyice işler karışır. Vallahi karışır. Ben artık radardan kurtuldum. Devam abi. Devam 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 devam. Neredesin bakayım? Neredesin bakalım? Şuradan dönsek mi? Buradan dönüş varmış. Allah, dönemedim ya. Şuradan girelim abi. Şu aradan da. Ya yolu boş yere uzattık ya. İleriden dönsek hiç bu kadar uğraşmayacaktık. Saçma sapan yol uzattık. Evet. Geldik galerimize arkadaşlar. Yeni arabayı almak için vallahi heyecanlıyım. Dediğim gibi biraz böyle ufak bir hafta falan bir ara geldi araba almadan. Hemen heyecanlandım şimdi. Şunu kapatayım. Şimdi burada arabalarımız var. Tabi almadığımız Chiron var bizim. Şu Rolls Royce. Abi şunu anlamadım ben ya. Mesela bu araba 300 TL. Ama şurada gözükmüyor. Bak burada bu araba yok. Niye yok bilmiyorum. Bak, bu araba Rolls Royce Cullinan. 300 liralık ama bu oyunda şeyde yok bu araba. Araba listesinde gözükmüyor. İlla buradan almanız lazım. Camaro bizim eskiden vardı. Yine alacağız bu arabayı da, Camaro'yu. Burada bir Mercedes var. Aldık biliyorsunuz. Dodge'u zaten geçen aldık. Mustang'i de yine almıştık daha önce. Lan bunu almadık mı biz? Abi biz Mustang'i almadık mı ya? Allah Allah. Neyse. Range'i aldık zaten geçenlerde. Ve Hatchrock'u Toyota GT86 216 binmiş. Önce bir kaputu açalım. Şuralar güzel olmuş. Şunlar var, yapılmış. Fena değil. Arabamız tek kapılı ama 4 koltuk bir araba arkadaşlar. Yani arka tarafta oturma yeri var ama tabii yani oturmak için çok da güzel değil. Bayağı dar bir araba. Spor bir araba. Bagaj kısmı fena değil. Gayet iyi. Spor arabaya göre gayet yeterli. Bir de içine oturalım. İçi de fena durmuyor. Yani tabii eski eklenen arabalardan oyuna. Araba yeni, araba da yeni değil aslında. 2010'larda falan var sanırım bu araba ama oyuna da eklenmiş eski arabalardan. Oyuna eklenen eski arabalardan biraz garip. Eski araba değil de yani oyuna eklenen da eskiden eklenmiş arabalardan bir tanesi. Doğru cümleyi kurduk sonunda. Neyse. Hadi şu arabayı bir alalım. Haydi bakalım. Yeni garajımıza ışınlandı bu araba. Vay. Dörtleri bir yakalım. Bak güzel. Nokta 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 gözüküyor. Rengi bayağı iyi. Farlarımız çok güzel gözüküyor. İç kısım biraz daha canlı hale geldi. Bakalım performansı nasılmış. Göreceğiz. Benim tahminim 245-50 falan basar bu araba. Bassa bassa. Dahasını görmeniz çok da mümkün değil bence. Yolun sonuna kadar gidelim. Trafiğimiz zaten kapalı. Önce bir top speed testi. Aynı zamanda hızlanma testi. Daha sonra drift açık. Zaten drift yapacağız. Fren testi ve offroad'da tırmanma testi yapacağım arkadaşlar. Ve sonunda da puanımızı vereceğiz Toyota GT86'ya. Hemen şöyle döndüm ve direkt hızlandım. Direkt hızlanıyorum. Beklemeye gerek yok. Hadi bakalım. Haydi bakalım. 130, 140, 150 geldi. 160 geldi. 170. Ooo 180 geldi. 193. İyi gidiyor aslında. Hızlanması gayet güzel arabanın ama bir spin atmadan devam edebilmemiz lazım. Önemli olan o. Hadi bakalım. Ooo iyi hızlanıyor. 210'u falan geçti. 220'yi geçti. 220. Yani 245-250 falan demiştim değil mi? Benim beklentimin bir tık altında ama 220'de güzel bir hız. Ve top speed görebildik. Hızlanması güzel arkadaşlar arabamızın. Şimdi hemen drift'i açtım. Drift'i açtım. Bakayım drift'i nasılmış. Ya
Hani drift konusunda birazcık sanki bizi üzecek gibi mi? Bana mı öyle geldi, bir bakayım. Böyle yavaş yavaş ne kadar güzel kaydırıyor değil mi? Öyle saçmalayayım, sağa sola döneyim, çarpayım, yok. Oo, bayağı sağlam. Bayağı sağlam bir drift sistemi var bu arabanın arkadaşlar. Bakın görebiliyorsunuz zaten. Ya hala tek bir çarpma dahi yapmadım arkadaşlar. Gerçekten helal olsun. Yalnız polis direğe vursa peşimize düşecekti. Vallahi direğe vursa peşimize düşecekti. Son anda tuttum arabayı. Dur şu bir geçsin. Rahat rahat drift yapalım. Ama size bir şey değil mi? Gerçekten araba çok güzel drift yapıyor arkadaşlar. Bayağı iyi drift yapıyor. Yani o kadar stabil bir drifti var ki. Çarpmıyorsunuz ya. Bak istediğiniz kadar bu arabayla çarpmaya çalışın. Çarpamazsınız. Gerçekten çarpamazsınız. Yani şu performans gerçekten fazlasıyla iyi. Tabi arkama baktığım için oldu. Gerçekten güzel bir drift sistemi var. Ben bayağı beğendim. Bu ne abi ya? Sürekli polis var. Dur yavaş. Abi sürekli bir polis başımıza çıktı. Bir geçtik, bir tane daha geliyor arkasında. Abi bir gidin. Hadi gidin. Gidin bir iki drift yapalım. Daha sonra fren testine geçeceğim arkadaşlar. Şu polisten bir kurtuldum. Haydi bakalım. Abi gerçekten güzel ya. Gerçekten güzel. Yani şu an şöyle söyleyeyim, son zamanlarda gördüğüm ve çok hızlı olmayan bir araba sonuçta bu. Yani bir Bugatti Lamborghini değil sonuçta. Ama ona rağmen drift performansı bence gayet başarılı arkadaşlar. Kapattım driftimizi. Şimdi fren testine geçeceğiz. Şu ana kadar testlerde oldukça iyi. Umarım ileride polis hala durmuyordur. Durmuyorsa güzel olacak çünkü. Bir de bizi uğraştırmasın, bir daha peşinden koşturmasın. Vallahi bastım gittim, herhalde gözükmüyor. 200 ile fren yapıyorum, biliyorsunuz bunu artık. 200'e geldik. Tam da polis orada. Allah'ım ya. Abi niye ya? Neyse dönmüş o. Frene bastım. Orta. Polis de geldi bu arada. Abi bir dur ha, yakalama hemen ya. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Orta, gördünüz. Biraz acele ettim ama gördünüz orta performans olduğunu. Hemen off-road bölgesine gidiyorum. Off-road bölgesine zaten gelemiyor yanlış hatırlamıyorsam. Oralarda sıkıntımız yok. Güzel. Keşke fren performansı biraz daha iyi olsaydı. Gerçekten bugün full puan alabilecek arabalardan bir tanesi benim gözümde şu an. İyi gidiyor abi araba. Yani performansı güzel. İyi bir performans var. Umarım devamında da şu offroad'da da o tırmanışları yapar. Ben de iyi bir puan veririm. Şu an iyi bence. Tasarımı da güzel bu arabanın. Görüntüsü güzel. İçi güzel. Tabii kötü puan da verilmez çünkü performansları da güzel bu arabanın, ama önce bir tırmanışı bitirelim arkadaşlar. Bir de şöyle bir uçalım. Hops, güzel uçtuk. Bir de şu çamurda inanılmaz bir çakılma olmasa, yani arabanın hızı 28 gitmiyor. Gitmiyor abi. Ya gitmiyor ya. Bak hele buralarda falan var ya, bittin. Yani çok fazla böyle şey yerde altı sürttü arabanın. Bak şuraya sürtüyor. Abi aşırı sıkıntı. Yani mümkün merdeve buralardan gitmemeye çalışın arkadaşlar. Daha böyle şu yollardan gidin, ne bileyim diğer taraftan dolanın. Buralardan çok gitmemeye çalışın. Sonuçta burası bir çamur, bir arazi, offroad. Bu araba da burada zaten hızlı gitmemesi gerekiyor. Şaşırmayın yani, ben şaşırıyorum ama şaşırmayın. Şuradan geçelim. Bak burada hızlanıyorsunuz. Buralarda sıkıntı yok. Buradan geçtim. Yavaş, 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 sakin, sakin. Haydi bakalım, hazır mıyız? Şöyle geldim abi. Tırmanma için. Burası biliyorsunuz zorunlu değil bu tarz arabalar için, ama diğer şu karşıdaki yere zorunlu tırmanma lazım. Ama burayı ekstra iyi çıkarsa ekstra puan gelebilir. Ama çok da beklemiyorum yani öyle bir şey olmasını. Yani ufak. Birazcık çıktı. Gördüğünüz gibi bir araba boyu, iki araba boyu çıktı. Bıraktı kendini. Yani çıkamaz abi. Çok güçlü olması lazım arabanın. Yani buraya çıkabilmesi için bayağı güçlü olması lazım. Zaten 200 kaçtı? 219 mu? 220 top speed olan bir arabanın da zaten buraya çıkabilmesini çok da beklemedim. Çıkacağını düşünmüyordum zaten. Ama şurası önemli. Buraya çıkması lazım arkadaşlar. Kesinlikle çıkması lazım. O yüzden dikkatli olalım. Hadi bakalım. Umarım başarabiliriz. Haydi bakalım Toyota.
Bir de bu arabaya benzeyen bir araba daha vardı ya. Neydi abi? Aynı tıpatıp. Toyota GT86, bir de bir şey daha var. Abi yine kaldık ya. Tıpatıp aynısı. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Ama aynı araba yani. Logoları kapatsan hepsi aynı yani. Öyle bir araba var. Hangisi hatırlamıyorum şu anda. Yine Japonların da sanki. Abi ben de kurtulamayacağım mı buradan ya? Heh, hadi bakalım. Vallahi beni şu an korkuttu buraya çıkma konusunda. Haydi bakayım. Başladım abi. Beni şu an korkuttu. Harbiden korkuttu beni şu an. Şurada kaldı araba. Yani abi. Vallahi burada kaldı, kalmasaydı. Yapacak bir şey yok. Altı sürtmeseydi abi ben. Şimdi diyeceksiniz abi oradan gittiğin için kaldı. Ama oradan hep öyle gidiyoruz zaten. Direkt dümdüz tırmanıyoruz. Onun için yol seçemem. Buradan puanı kıracağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani şu an fren performansından ve tırmanmadan puanı kırdım. Yani tamam, bir daha geldik tekrar çıktık ama öncelikle ilkinde tek seferde çıkması lazım biliyorsunuz. O yüzden buradan puanı kırmak zorundayım maalesef. Bir de fren performansından puan kırdık. Toplamda puanlar biraz kırıldı. Ama şimdi kaç versek bu arabaya? Düşünmeye gerek yok ya. 7 abi. 7 verdim gitti. Aslında 6 bile versem olurdu. Yani 6,5 da olabilirdi ama 7 puan veriyorum Toyota GT86'ya. Siz de puanınızı yazın, yorumlarınızı, kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi tabii ki bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.